Biz burada talepte bulunurken tabii ki tahliye kararı eğer verilecekse heyetiniz verecek. Yani 3 hakimli bir heyet bizim hakkımızda tahliye kararı verecek. Ceza mahkemeleri kanununa göre de usul budur. Ancak yeni bir uygulamayla karşılaştık. Heyet tarafından, 3 hakimli heyet tarafından tahliye edilen bir şüpheli veya sanık bir iki gün sonra hakkında herhangi bir yeni delil elde edilmediği halde savcılığın müracaatıyla tek bir yargıcın kararıyla yeniden tutuklanmak üzere yakalama çıkartılıyor. Bu biliyorsunuz CMK 45'e aykırı, 90. maddeye aykırı, 91'e 5 özellikle bahsettiğim yeni bir delil olmadan hakkında bir yakalama, tutuklama kararı verilmesi mümkün değildir. Yine 104'e 2'de de durum böyledir. Ancak bahsettiğim uygulama hepimiz bunu öğrendik televizyonlardan, gazetelerden. 3 gün önce Deniz Yarbay, Ali Tatar, 3 hakimli bir heyet tarafından tahliye edildikten 2 gün sonra savcılığın müracaatı üzerine tek bir yargıcın kararıyla yeniden yakalanma çıktı. Bunu onuruna yediremeyen Deniz Yarbayımız intihar etti. Bunu siz de duymuşsunuzdur. Şimdi ben talebime şöyle bir ekte bulunmak istiyorum. Bu Ergenekon sürecinde canını aldığımız, bu sürecin canını aldığı 5. kişi zannediyorum. Biliyorsunuz Kuddusi Okkır henüz soruşturma safhasında cezaevinde ölmek üzereyken tahliye edildi. Profesör Uçgun Geray sonunda takipsizlikle biten bir soruşturmanın yarattığı stresten hayatını kaybetti. Daha sonra emekli Gazi Albay Abdülkerim Kırca yine bu soruşturma kapsamında gözaltına alınmak istenirken canına kıydı. Türkan Saylan aynı şekilde hayatını kaybetti. Ali Tatar, Deniz Yarbay Ali Tatar da bunun sonuncusu. Bunların sayısının kaça ulaşacağını bilemiyorum. Ama benim talebim şudur. Ceza muhakemeleri kanununa aykırı eylemlere artık son verilmesi gerekiyor. Bunun sorumluluğu sadece ve sadece yargıçlardadır. Biraz önce saydığım ceza muhakemeleri kanununun maddelerine aykırı olarak bir şüphelinin veya sanığın yeniden tutuklanması gerçekten bizim hukuk tatbikatımızda hiç karşılaşılmayan bir olaydır. Bunu siz de benim kadar iyi biliyorsunuz. Bu nedenle ben tahliye talebimi bu koşullar, bu CMK'ya aykırı uygulamaların sona erdirildiğine kanaat getirene kadar geri alıyorum ve canına kıyan, onurlu davranış göstererek canına kıyan Ali Tatar, Deniz Yarbay Ali Tatar'ın bu onurlu davranışına ve bu davranışın anısına 1 dakika saygı duruşunda bulunuyorum. Siz süre bittiğinde isterseniz beni uyarın. Teşekkür ederim. Bu dava dijital terör olarak tarihe geçti. Beni devletim okuttu. Ben bilgisayar mühendisi oldum ve burada bilirkişi olarak çalışıyorum. Bu davadaki birçok sahtekarlığı ortaya çıkardım. Vatan borcu ödüyorum. Siyasi davada esir edildim. Beni köprü olarak kullanıp bu dijitallerle deniz kuvvetlerine tuzaklar kuruldu. Ancak bu oyunun çok kolay tuttuğu görülünce sadece 2 tane CD ile Türk Silahlı Kuvvetlerine balyoz vuruldu. Yani balyoz davası. Bu siyasi davalarla Türk milletinin silahlı ordusu yani TSK esir edildi. Lakin silahsız Türk milleti, Atatürk'ün emanet ettiği Türk gençliği ayağa kalktı. 7'den daha evvel 99 yaşlıyordum. Muazzez Hilmiye Çığ 100 yaşına bastı. 7'den 100 yaşına kadar bütün Türk halkı ayağa kalktı. Hainler yurt dışına kaçamadan yakalanacaklar. Bilmeden yardım ve yataklık edenler Türk milleti adına, altını çizerek söylüyorum, Cumhuriyet mahkemelerinde hukuka uygun yargılanacaktır. Burada vatanseverlerin yaptığı savunmalar ileride o davalarda iddianame yazımında kullanılacaktır.
Birkaç defa heyetinizi reddettim. Mahkemenize hiçbir güvenim olmadığını söyledim. Mahkemenizin vereceği tüm kararlar yok hükmündedir. Türk halkı kabul etmiyor, ben de kabul etmiyorum. Sizden talebim, sonuna geldik, Türkiye uçuruna yuvarlanıyor. Bu davadan çekilin, Atatürk Cumhuriyeti yaşayacaktır. Evet, Sanık Hasan Atilla Uğur'dan son söz soruldu. Emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur. Ben bütün hayatımı Türk milletine, Türk vatanına adamış bir Türk subayıyım. 5 yıldır burada çok enteresan şeyler yaşadık. En fazla üzüntüm arkadaşlardan, belki bir daha göremeyeceğiz, onlardan ayrılmak olacak çünkü cezaevinin şartları belli. Ancak ben hiçbir zaman kafamı eğmedim. Hiçbir şekilde dik duruşumu değiştirmedim. Burada yaşanan her şeyi, ne komedilerin yaşandığını da biliyoruz. Şunu açıklıkla söyleyeyim. Ergenekon denilen dava Türkiye Cumhuriyeti'ni çökertmek amacıyla belli mihraklar tarafından, Fethullahçılar tarafından, ki biliyoruz kimlerin ne olduğunu, hiç unutmayacağız. Onu da söyleyeyim. Tezgahlanmış bir davadır. Onun için sizin vereceğiniz hükmün benim açımdan hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. Tarih önünde sizi son kez uyarıyoruz sayın yargıçlar. Efendim lütfen bakın, amacı aşan şeyler söylüyorum. Size son sözünü soruyorum. Son kez uyarıyoruz. Evet. Tarih önünde sizi son kez uyarıyoruz. Bizim başımız dik, alnımız açıktır. Siz burada bir yargılama yapmadınız. Siz burada Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkma plan ve projelerinde görev yaptınız. Sizleri tarih önünde suçluyoruz. Yaşasın tam bağımsız Türkiye. Evet, buyurun. Efendim, hepimiz Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin hakimleriyiz. Sanık Mehmet Haberal'dan son söz soruldu. Buyurun Mehmet Bey, buyurun. Sayın Başkan, ben burada siz millet adına karar verdiğinizi söylüyorsunuz. Ben de Türk milletini temsilen buradan sizinle konuşuyorum. Daha önce burada birkaç kez şunu söyledim. Hekimler ve hakimler doğrudan insan hayatıyla meşguldür. Dolayısıyla onların görevi, benim hekim olarak görevim, karşıma gelen hastanın yerine kendimi koyarak onunla ilgili hastalığının teşhisini koyup tedavi ederek onu topluma kazandırmaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin yargıçları olarak da sizlerin görevi karşınıza gelenlerin yerine kendinizi koyarak ve arkanızda yazıyor. Adalet mülkün temelidir ve adalet Allah'ın emridir. Bunu uygulayarak eğer karar vermiş olsaydınız bugüne kadar insan hayatında zaman ve insanın hayatı, bunlar geriye dönülmeyecek. Sayın Başkan, ben burada konuşurken dedim ki ben cerrahım. Benim görevim şu anda bile ameliyatta olmaktır. Ama maalesef 5. seneye girdim. 4 sene benim zamanım katledildi. Yaşamım da gasp edildi. Her zaman şunu söyledim. Bugün de aynı şeyi söylüyorum bir kere daha. Eğer suçum var ise Sayın Başkan, lütfen son anda bile bana bunu söyleyin ve adaleti de uygulayın. Ben de rahatlıkla hem burada bulunan bütün insanlarımıza hem de dünyaya diyeyim ki Mehmet Haberal 4 sene 50 ay şundan dolayı suç işlemiş. O nedenle 4 senesi katledildi. Yaşamı da gasp edildi. Sakın ola ki siz bunu yapmayın. Ve Bakara 179'u hatırlatıyorum. Ey akıl sahipleri. Kısasa sizin için mutlaka hayat vardır. Umulur ki suç işlemezsiniz. Ben de bunu hatırlatıyorum. Teşekkür ederim. Evet. Türk milleti kendini padişah zannedenlere boyun eğmedi. Onun için kimin suçlu olduğuna da yine halk karar verecektir. Henüz son sözümü söylemedim. Bu dava Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk milletine, Türkiye vatanının bütünlüğüne, Türk devrimine karşı bir tertiptir. Bununla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çökertilmesine,
bu halkın partisi olan İşçi Partisi'ne karşı bir uygulamadır. Emperyalist merkezlidir ve Haçlı gericiliğin davasıdır. Bu salonda suçlular vardır. Ama o suçlular sanık sandalyesinde ve avukatlar sandalyesinde oturmamaktadır. Doğru Bey, lütfen bağırmadan son sözü alalım. Buyurun. Söyleyecektir. Son sözü Cumhuriyet Yargısı söyleyecektir. Evet.